معكم الدكتور باسم حسين عيتاني. Adım Basem Hüseyin. İlahiyat Fakültesinde yardımcı hocalık yapıyorum. Usulü fıkıh ve muamelat fıkıh hocasıyım. Aynı zamanda da yüksek lisans ve doktora talebelerine müşrif hocalık yapıyorum. Benim doktoram İslam'da kolektif içtihat konusundaydı. Kolektif içtihat konusunda araştırmacı ve işin aslını, temellerini ortaya çıkarma çabasıydı. Tabii çok ayrıntılı ve tafsili bir çalışma oldu. Dar Zayed İslam Kültürü Derneği'nde yöneticilik yapmaktayım aynı zamanda. Bu arada sekreterliğini de ben yürütmekteyim. Müessesemiz İslam'a yeni girmiş kimselerle ilgilenmekte. Gelmekte olduğu ülkeleri hakkında derinlemesine araştırmalar yapmaktayız. İşte Filipin, Amerika, Avrupa bu yerler arasında. Yapılan araştırmalar o ülke insanının fikir yapısını, toplumsal yapısını kapsamakta. Bir de Dar İkra İslami İlimler Akademisi Müdürlüğü vazifesi yapmaktayım. Bu akademi Kur'an ve sünnet ilimlerinde açık öğretim şeklinde eğitim vermekte. Diploma istememekte. Ayrıca İlahiyat Fakültesi talebelerine müfredatları doğrultusunda ek dersler vermekte. Bayan talebelere de özel kurslarımız var. 25 bin kitaptan daha fazla sayıda kitaba sahip bir kütüphanemiz var akademi bünyesinde. Kendim yazdığım makalelerim var. Mesela müzeye karşı duruşumuz, İslam akidesi konusunda, İslam fıkhı konusunda. Dijital ortamda istifade edilebilecek İslam ansiklopedisi çalışmamız var. Bu çalışmanın İslam fıkhı, İslami cemaatler, akide ve esasları bölümünü ben üstlendim. Hi, buenos días. Good. Mi padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Spell. Goodbye. Good. Wan'an. Ohayou gozaimasu. Mi padre. Please. Wallahi. Türk kardeşlerle hikayem iki yönden oluşuyor. Ruhani yön, bir de kardeşlik ve fikri yön. İlk önce Lübnan'da bir kardeşimle tanıştık. Bize Türkçe öğretiyordu. Türkçe öğrenmem sırasında aramızda güzel bir dostluk oluştu. Sonra öğrendim ki hizmet hareketinden bir arkadaş. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin talebelerinden. Tanıştıktan sonra da bana hizmeti ve yapılanları anlatmaya başladı. Yapılan sosyal, ahlaki, terbiyevi, eğitim hizmetlerinden bahsetti. Anlatılanlar çok hoşuma gitti. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bazı kitaplarını bana vermeye başladı. Okumaya başladım. Heyecanla ilk olarak ruhumuzun heykelini dikerken okudum. Kurduğumuz medeniyeti okudum. Onun hayatını konu alan Ferit el-Ensari'nin Allah rahmet etsin, yazdığı Avdet Fursan'ı okudum. Öyle bir kitap ki okuduğumda kendimi ruhani bir alemde ve aynı zamanda edebiyatın yamaçlarında hissediyorum. Hoca Efendi'nin hayatı beni çok etkiledi. Ta doğumundan bugüne kadar. Okumaya hala devam ediyorum. Türkiye'deki kardeşlerimi artık düzenli ziyaret etmeye başladım. Yaptıkları, ortaya koydukları hizmeti çok yakından takip ediyorum. Her ziyaretimde beğenim bir kat daha artıyor. Ve gene her ziyaretimde ahlak adına, maneviyat adına, edep adına bir şeyler öğreniyorum. Allah'a şükür bu ziyaretler sayesinde yeni tecrübeler ve deneyimler kazandım. İslam aleminde tabii Lübnan'da da değişik tecrübeler var.
her tecrübenin de ıslah ve bina için değişik yolları var. Kimisi akide üzerine yoğunlaşmış ve akidenin ıslahı her şeyin ıslahı olarak görüyor. Akide bozuk olursa her şey bozulur görüşündeler. Bir kısmı da cihat üzere yoğunlaşmışlar. Bir kesim de siyasete yoğunlaşmışlar. Bir kesim de hayır ve hasenat üzerine yoğunlaşmışlar. Tabii eğitimi de esas alan tecrübeler var. Ama Türk tecrübesi üzerimize işrak edince 2,5 yıldır öğrenmeye çalışıyorum. Hala ilk günkü gibi şaşkınım. Öyle bir tecrübe ki bütün dünyayı kaplaması lazım ve ben Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi kan dökmeyen, kimseyi uyandırmayan bir kılıç diye tarif ediyorum. Yapılan işler karmaşık değil, toplumsal yapıyı temel almış. Zannımca ve okuduğum kadarıyla bu harekette benim gördüğüm Hoca Efendi bilmeceyi çözmüş. Bir medeniyet başarısı. Ben bu hareketi kelimenin tam anlamıyla ayrıcalıklı bir medeniyet hareketi olarak görüyorum. Toplumun altyapısını nasıl ıslah edeceğini biliyor. Birçok İslami tecrübe oldu. Allah hepsinden razı olsun. Yaptılar, kurdular ve tamir ettiler. Ama bu tecrübe, yani mükemmel bir ıslah ve medeniyet hareketi düşünüyorsak, evet, Hoca Efendi anahtarı keşfetmiş, kapıyı açmış. En basit şekliyle bu sosyal, medeni, İslami esasları olan bir hareket. Sadece sosyal ve toplumsal işlerle, siyasete girmeden toplumu topyekün ıslah etmeyi başarmış. Ekonomik ıslahta da gene siyasete girmeden bir başarı var. Herkes nezdinde kabul görmesi için esası toplum ve İslam kabul etmiş. Gerçekte Arap milletlerine baktığımızda Türk toplumundan kopuktular. Çok sebepleri vardı bu durumun. Zannedersem Arap milliyetçiliği ve bunun karşısında Türk milliyetçiliği falan. İki tarafta kendi içine kapalıydı. İki tarafta da milliyetçilik akımlarının baskıları vardı. İşte Suriye, Türkiye, Lübnan. İşte bu durum Arap alemini Türkiye'de neler olup bitiyor bilmekten uzak tuttu. Ama Türkiye yeniden döndü. Türk milliyetçiliğiyle değil, İslam'ın o bütüncülük anlayışıyla. Özellikle Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hareketiyle. Yani onun kitaplarını okuyan, bu hareketi derinlemesine inceleyen, arkadaşlarla birlikte olan onun derinliklerine iner. İster Türkiye'de olsun, ister dışarıda olsun. Görür ki bir uluslararası İslami temelleri olan ne Türk milliyetçiliği ne İslam milliyetçiliğine dayanan bir medeniyet kurma olayı. Onlarla olan bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Afrika'da, Mali'de bazı Türk kardeşlerimle bir birlikteliğimiz oldu. 2010'un sonlarıydı. Gitmeden önce orada Türk okullarında çalışan arkadaşların telefonunu aldım. Gittim, onlarla tanıştım. Çok müthiş bir karşılama yaptılar. Kendi ülkemden oraya giden arkadaşlarımla bu hicret eden Türk kardeşlerimi karşılaştırdım içimden. Hicret eden Türk kardeşlerim gidip oralarda kalıyorlar bütün zorluklara rağmen. Bildiğiniz gibi Afrika'da hayat kolay değil. Ama bu seviyeden arkadaşlar hicret etmişler. Çünkü ulaştırmak istedikleri bir davetleri var. Genç kardeşim gidiyor, bir süre orada kalıyor. 2002'den 2010'a kadar 5 okul açıyor. Mali'nin elit kesiminin çocuklarına ulaşıyor. Ben ona sordum. 2 sene sonra ne yapmayı planlıyorsun? İnşallah bir üniversite açacağız ve bu insanları kendi ülkelerinde okutacağız. Eğer bu yapılan bir Türk hareketi olmuş olsaydı, alıp Türkiye'ye götürmeleri gerekirdi. Ama onlar insanı kendi ülkesinde yetiştiriyorlar. Onu koruyup güzel yönlendiriyorlar. Vatanını, dinini, toplumunu sevdiriyor, onun da artık topluma hizmet eden bir fert olmasını başarıyor.
Ben Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin basiretini Allah'ın nurlandırdığı kanaatindeyim bu medeni harekette. Bildiğiniz üzere medeniyetin inşası iki temele bağlıdır. İlim ve ekonomi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuya işaret eder ve der. İki konuda insan kıskanılmaz. Allah birine mal verir ve o da bunu Allah yolunda infak eder. Ve Allah Celle Celaluhu birine ilim verir ve o da insanlara öğretir ve faydalı olur. Hadis incelendiğinde medeniyetin temelini bu iki şey oluşturmakta. Mal ve ilim. Tabii sıralamada kesinlikle ilim ilk, sonra da mal gelmekte. Bu harekete bakan, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin eğitim ve öğretimi listenin başına koyduğunu görür. Hoca Efendi okulu alıp yeniden dizayn etmiş. Hatta Batı okullarını da geçecek şekliyle. Batı okullarında öğretim var ama eğitim yok. Evet, Hoca Efendi öğretimle eğitimi çok güzel mezcetmiş. İşte bu eğitimle o sırlı karışımı yapmış. Bununla aileyi kendine çekmiş, okul ailede, aile de okulda olmuş. Hoca Efendi öğretmenden davetçi ama aynı zamanda fizik, kimya, matematik, tarih okutmakta. Evet, o bütün bunları okuturken aynı zamanda o bir terbiyeci. Bir nesil yetiştiren muallim. Her öğretmen dersini verirken aynı zamanda kendisine verilen 10 öğrencinin de terbiye mesulü. Ahlak veriyor, edep veriyor, utanma duygusu veriyor, toplum sevgisi veriyor, aileyle ilişkilerinin eğitimini veriyor. Aynı zamanda aile de ihmal edilmiyor. Aile, evladının kimle muhatap olduğunu, kiminden terbiyesini aldığını yakından biliyor. Evet, bu öğretmenler öğretmenin toplumdaki haklı yerini tekrar kazandırdılar. Artık öğretmen toplumda ayrıcalıklı bir yeri olan, belki en çok hürmet gören şahıs oldu. Ama başka ülkelerde biri sorsa mesleğiniz ne diye, öğretmen deyince başka yapılacak iş bulamadın mı derler. Ama burada öğretmen misiniz? O zaman hürmet görüyorsunuz. Öğretmen-öğrenci ilişkisiyle, aile ilişkisiyle bunu başardı. Bir okulda 1500 öğrenci varsa 1500 aile anlamına geliyor. Düşünün 2000-3000 okulumuzun olduğunu. Bu demektir ki koca bir toplumla muhatabız. Koca bir toplumu ıslah etme fırsatınız var demektir. Yani öğretmen bir toplumu değiştirebilir demektir. Fethullah Gülen Hoca Efendi sosyal baba. Bu sosyal hareketin babası. Eğitim ve öğretim alanında tabii. Hi, buenos días. Good. Mi padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adiós. Bye. Buenas noches. Blau. You're welcome. Spell. Goodbye. Good. Wan'an. Ohayou gozaimasu. Mi padre. Please. بصدق انا تعرفت منذ طلبي للعلم صداقتle eğitim süresinde birçok hocayla tanışma fırsatım oldu. Bir hoca vardı ve bana çok tesir etti. Ben şu an 47 yaşındayım ama Hoca Efendi'yle kitapları sayesinde ve onun Türk toplumunda ve dışarıdaki eserleriyle tanışınca her zaman, belki her gün onunla buluşmayı Allah'tan diliyorum. Belki ondan ilmi, fikri ve ruhi faydalanabilmek için. Gerçekten arkadaşlarla tanıştıktan sonra onu rüyamda gördüm. Hoca Efendi hastaydı. Ben de onun yanındayım. Bana dedi ki çok çalış. İşte o gün bugündür çokça çalışmaya, hizmette çalışmaya gayret gösteriyorum. Tanıştığım günden beri, tabii öncesinde İslami sahada çalışma konusunda epey bir tecrübem oldu. Ama subhanallah, arkadaşlarla tanıştıktan sonra yeni bir ruh ve yeni bir nefes hissettim. Allah'tan şunu istiyorum, bana güç vermesini ve daha fazla hizmet etmeyi nasip etsin. Böylece toplumlara faydalı olalım inşallah. بأكملها بإذن الله.
Fetullah usul kelami bi an yed'u lana. Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'den bizlere dua etmesini istiyorum. Allah Celle Celaluhu bizi kendi dini üzere sabit eylesin. Sebat versin. Hizmette devam edelim. Sonumuz hayırlı olsun inşallah. Giyinmek güzeldir. Armine. Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin derin ve samimi anlatımıyla can alıcı sorulara cevaplar